Diş Hekiminiz Diyor Ki kanalının değerli izleyicileri, hepinize merhaba. Bu videoda sizlere ortodontik aygıtların, yüz maskesinin, twin block gibi çene aygıtlarının ya da diş tellerinin, braketlerin kullanılması sırasında özellikle spor yaparken ne yapmanız gerektiğiyle ilgili bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Bu konu bana yorumlarda çok sık sorulmaya başlandı ve ben de bir video çekmek istedim. Şimdi herhangi bir ortodontik aygıt kullanıyorsanız, bu braket tel de olabilir, takıp çıkarılan bir aygıt da olabilir ya da yüzünüze taktığınız bir yüz maskesi ya da çenelik gibi bir aygıt olabilir. Bu aygıtları kullanırken sizlerin zaten spor yapmasını istemiyoruz. Yani bu aygıtlarla spor yapmanızı istemiyoruz. Çünkü spor yaralanmaları dediğimiz, travma dediğimiz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Eğer aygıtlarla spor yaparsanız. Çünkü yüz maskesi kullanıp bir taraftan da basketbol oynadığınızda, top yüzünüze çarptığında tehlikeli durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ya da diyelim ki dövüş bir sporuyla uğraşıyorsunuz ve takıp çıkarılan bir aygıt kullanıyorsunuz ve yüzünüze bir darbe aldınız. Bu durumda da aygıt kırılabilir, kaybolabilir ya da o çarpmanın ve darbenin etkisiyle dudak, yanak gibi yumuşak dokularınız yaralanabilir, hasar görebilir. Bu nedenle çok çok önemli. Lütfen takıp çıkarılan bir aygıt kullanıyorsanız ya da yüzünüze takılan, dışarıdan görülen yüz maskesi, boyunluk ya da çenelik gibi bir aygıt kullanıyorsanız lütfen spor yaparken bu aygıtları çıkarmayı unutmayın. Yaz aylarındayız, yüzme sporuyla uğraşanlar çok ya da havuzda eğlence amaçlı havuza gidenler çok. Yine apareylerinizi yüzme esnasında çıkarmanızı öneririm. Çünkü o esnada ağzınızdan çıkıp bir anda suya karışırsa kayboluyor. Onu tekrar denizde ya da havuzda bulmak mümkün olmuyor. Braketler ve teller var, çok sık kullandığımız metal braketler, porselen braketler. Ve bunlar yapışan aygıtlar oldukları için belki havuzda, denizde kaybolma riski yok. Ama bu aygıtlarda da şöyle bir sorun var. Metal braketiniz ve telleriniz ağzınızda ve futbol oynuyorsunuz. Ve yüzünüze bir top çarptı ya da bir arkadaşınızın dirseği çarptı. Böyle durumlarda elbette braket ve teller yanaklarınızın, dudaklarınızın iç kısımlarında çeşitli batmaya ve sürtmeye bağlı yaralanmalar oluşturabilir. Bu nedenle dikkatli olmalısınız. Bunun farkında olun. Eğer imkanınız varsa, özellikle boksörlerin kullandığı ağız koruyucular vardır. Mouth guard, ağız koruyucular. Bunların diş telleriyle birlikte kullanılan versiyonları vardır. Kendiniz de bulabilirsiniz ya da doktorunuzu bu konuda bilgilendirirseniz doktorunuz da uygun bir ağız koruyucuyu sizin için temin edecektir. Bugünkü video ortodontik aygıtlar kullanırken travmalara karşı, yaralanmalara karşı kendimizi nasıl koruyacağımızla ilgiliydi. Bana çok sık sorulduğu için böyle bir video çekme ihtiyacı duydum. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmanız da beni çok mutlu edecektir. Bu faydalı bilgilerin daha fazla sayıda insana ulaşmasını istiyorsanız beni desteklerseniz mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.